Now go to work, bitch. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle uzun süredir yapmadığımız Photoshop derslerinden birini yapacağız. Bu videomuzda şu ekranda görmüş olduğunuz, yani şu şekilde gösterebilirim sizlere. Hani şu şekilde bir stok fotoğrafı nasıl bu şekilde efektlendirebileceğimiz veya şu fotoğraftan nasıl böyle bir fotoğrafa geçiş yapabileceğimizi göstereceğim. İkisinde de arkadaşlar aynı tekniği kullandım. Sadece yani fotoğrafın aslında çekildiği ışık ortamına veya açısına veya fotoğrafın ortamına yani bulunduğu mekana göre değişebilen bir özellik. Yani ona göre efekt kullanmanız lazım. Bu fotoğraf genelde böyle ya da nasıl diyeyim? Hani çok duygusal, duygu yüklü sahnelerde falan olabilir. Mesela şöyle duygusal bakan bir amcamız böyle hafif boynu bükük. Veya işte böyle biraz sinirli olan demir adamımız. Bu şekilde bir görünüm elde edeceğiz. Şimdi çok uzatmadan başlayalım arkadaşlar. Öncelikle bu fotoğrafımı zaten açmayı artık herkes biliyor. Daha sonra bu katmanın üstüne tıklayıp CTRL-J deyip kopyasını alıyorum. Son katman seçiliyken arkadaşlar buradan görüntü, ayarlamalar, degrade işlemi diyoruz. İngilizce'de gradient map falan yazıyor sanırım. Daha sonra arkadaşlar siyah beyaz olarak seçimi gerçekleştirdim. Tamam diyorum. Bu şekilde siyah bir görünüm elde ettim. Fakat biraz daha koyu olmasını istiyorum. Yine görüntü, ayarlamalar. Buradan düzeyler kısmına geliyorum arkadaşlar. Şuradaki soldaki imajımı biraz çekiyorum. Biraz daha karanlık bir görünüm elde ettim. Tamamen göz kararı arkadaşlar. Hani güzel bulduğunuz zaman tamam diyebilirsiniz. Daha sonra buradan arkadaşlar normal kısmından karışımlardan sert ışık değerini giriyorum. Ve bu şekilde hani şu anki haliyle bile idare edebilecek bir görünüm elde ettik. Bunda birazcık daha opaklığını düşürüyorum arkadaşlar. Şöyle bir dereceye getirdim. Yine birkaç değişiklik daha yapacağız üstüne. Henüz bu kadar basit değil, bitmedi. Daha sonra bu katmanın yine CTRL-J ile bir kopyasını alıyorum. Hemen buradan yine görüntü, ayarlamalar, degrade işlemi siyah beyaz yapıyorum. Böylece opaklığı %100'e çıkıyor. Daha sonra yine arkadaşlar görüntü, ayarlamalar. Bu sefer renk dengesine geliyoruz. Renk dengesinden arkadaşlar şöyle göstereyim. Hafif turuncumsu bir renk elde edeceğiz. Biraz kırmızıyı açıp sarıyı azalttığımız zaman böyle bir görünüm elde ettik. Daha sonra buradan karışımlardan arkadaşlar çoğalt, multiply seçeneğini seçiyorum. Bu şekilde bir görünüm elde ettik. Bunu da biraz şeyini azaltabilirsiniz. Yani bu da sizin isteğinize kalmış. Yani çok açarsanız turuncu oluyor direkt zaten. O yüzden hafif şöyle %40'larda falan iyidir. Hani şöyle bakalım. Hani birinci aşama, ikinci aşama veya sadece bu. Bu şekilde bir görünüm elde ettik. Daha sonra yapacağımız bir şey kaldı mı arkadaşlar? En son şöyle bir biraz farklılık var yine de arasında. Onu yapmayı göstereceğim. Ondan önce şu arka plan sistemini hemen ayarlamak istiyorum. Biraz aslında uğraştırıcı bir sistem ama onu da yapacağım mutlaka. Şimdi öncelikle yine şu arka planımın bir kopyasını da aldım. Ve kilitli olan arka planı kapattım. Sonra arka plan seçilirken CTRL'ye basılı tutuyorum. 3 katmanımı da seçtim. Ve CTRL-E yapıyorum arkadaşlar. Bu bize kolaylık sağlayacak. Demin öyle yapmamıştım ben. Şu çalışmayı yaparken bayağı uğraştırdı. Böyle bir görünüm elde ettim. Z tuşuna basılı tuttum. Ekrana sığdır dedim. Fotoğraf biraz daha yaklaştı. Ve sonra arkadaşlar koyacağım arka plan fotoğrafımı buluyorum. Örnek vereyim. Şunu da kullanabilirsiniz. Ve isterseniz bunu da kullanabilirsiniz. Ben bu sefer değişiklik yapacağım. Bunu kullanacağım. Hemen yine Photoshop'a geliyorum ve sürükleyip bırakıyorum. Fotoğrafım açıldı arkadaşlar. Daha sonra boyutlandırma işlemini bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Ve uzaklığını biraz, Z tuşuna basılı tutup, öncelikle şunu onaylayalım. Z tuşuna basılı tutup sola doğru fareyi sürüklediğim zaman uzaklaştırabiliyorum. Ve bunu da yine katman birimin arkasına attım. Şimdi aradaki beyaz kısımları sileceğim. Burada arkadaşlar tamamen manuel çalışmamız gerekiyor. Biraz uğraştırıcı bir kısım ama gerçekten güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Hemen arkadaşlar maske oluşturdum. Oluşturduğum maskeye tıkladım. Ve D tuşuna basarak eğer farklı bir renkteyse, örneğin kırmızı filansa şu üst. D tuşuna basarak siyah beyaz görünüm elde edebilirsiniz. X'e basarak da renklerin yerlerini değiştirebiliyorsunuz. Sağ tuş yaptım. Biraz fırçanın şeyini yükselttim. Boyutlarını fırçam seçili zaten.
Gördüğünüz üzere şu şekilde arkadaşlar arka planımı silmeye başladım. Hemen hızlı bir şekilde şu gereksiz yerleri silelim. Yani üstün körü. Yine şuraya da aynı şekilde silme işlemi gerçekleştirdim. Daha sonra artık fırçanın boyutunu biraz küçültüyorum. Biraz daha ayrıntılı çalışacağız. Şu şekilde. Şöyle arkadaşlar. Şöyle üstündeki şeyin düz gelmesini istiyorum. Hani orijinal fotoğraftan biraz daha bağımsız oldu ama yine de işimizi görür. Yine bu şekilde de birazcık değişik bir efekt sistemi yapabilirim. Gördüğünüz üzere arkadaşlar böyle bir sistemle basit bir biçimde arka planımı yerleştirmiş oldum. Fakat arka planda birkaç renk değişiklikleri var. Yani buradaki biraz duygusal bir efekt var ama burada öyle bir şey yok. İlgisi alakası yok. Yani bundan kurtulmak için aslında çoğu fotoğrafta yani çoğu Photoshop kullanıcısının kullandığı bir yöntem. O da arka planı bulanıklaştırma. Normal bir fotoğrafçıda da fotoğrafı çekerken de kamera üzerinden ayarlamalarla bunu sağlayabiliyor. Bunu Photoshop'tan da yapanlar var tabi. Eğer bu kadar bilginiz yoksa yani fotoğraf çekerken Photoshop'tan da yapmak daha basit tabii ki. Şimdi arkadaşlar hemen dağ katmanımın yine bir tane kopyasını alıyorum. Ve üstteki katman seçilirken arkadaşlar hemen yine bir maske oluşturdum. Maske ile ne yapacağım? Şu üsttekini kapatabilirsiniz. Yakın kısımları seçeceğim arkadaşlar. Yani yakın kısımları, şunu da kapatın hatta. Yakın kısımları, bana yakın gözüken yerleri siliyorum arkadaşlar. Böylece hani şöyle düşünün, yakındaki bir objeyi biraz daha az bir bulanık göstereceğiz. Uzaktaki objeler daha bulanık gözükecek. Şu ağaçlara böyle çok diplemesine girişmeyin. Zaten o kadar çok uçurum farkında bir farklı bulanıklaştırma yapmayacağız. Bakın gördüğünüz üzere şu an arka planım ve şeyi ayırdım. Şöyle görebilirsiniz. Şimdi yapmam gereken arkadaşlar nedir? Şu iki katmanıma, dağ 1 ve dağ kopyaya yine bulanıklaştırma ekleyeceğiz. Şu amcayı geri getirelim. Üstteki dağ seçilirken filtre diyoruz arkadaşlar. Buradan Gauss bulanıklığı bende üstte çıkmıştı. Ama onun yerine şu bulanıklaştır. Gauss bulanıklığını seçebilirsiniz. Şimdi gördüğünüz üzere arkadaşlar sadece arkadakini yapıyorum. Bakın böyle devasa yaparsanız hiçbir şey gözükmeyecektir. Bir bakalım ne kadar karmaşıklaşıyor. Yani hiçbir şey yok neredeyse. O yüzden arkadaşlar o kadar çok bulanıklaştırdım bilgisayar yandı. Evet. Şimdi böyle bir görünüm elde ettik. Örnek verelim 3-5. Bu değeri aklınızda tutun arkadaşlar. Son bir alttaki dağıma tıkladım. Yine görünüm. Zaten en son onu kullandığımız için üste çıkacaktır. 3-5 yerine bunda 2-8 2-6, 2-3 manuelde yazabilirsiniz. Görünümü elde ediyorum. Bu şekilde işlemimizi tamamladık arkadaşlar. Şimdi gelelim şurada gördüğünüz ufak farklılığı elde etmeye. O farklılığı da elde etmek için HDR tonlama kullanacağız. Onunla ilgili bir videom da aşağıda vardı. Daha ayrıntılı bahsettiğim. Onu da aşağıdaki linkten bulabilirsiniz. Ya da linki koymazsam da kanala bakın. Mutlaka bulursunuz zaten. Bunun için de yapacağımız şey arkadaşlar tüm gördüğümüz tüm katmanları birleştirmek. Hepsini seçiyorum. Ctrl-E'ye basılı tutarak hepsini seçtim. Ctrl-E yapıyorum arkadaşlar. Tüm katmanlar birleşiyor. HDR tonlamanın mecburiyeti bu. Tüm katmanların bir tane katman olması lazım. Daha sonra arka plan yani bu katmanım seçiliyken hemen görüntü ayarlamalar HDR tonlama diyorum. Öncelikle arkadaşlar ayrıntıyı biraz arttırıyorum. Gördüğünüzde böyle bir efekt elde ettik. Hemen biraz kuvveti de arttırıyoruz. Yarı çap. İstediğiniz gibi arkadaşlar değişiklikler yapabilirsiniz. Burası size kalmış. Gamma'yı biraz arttırıyoruz. Pozlamayı ayarlıyoruz. Belki de biraz fazla karanlık oldu. Gölgeyi azaltalım. Açık ton. Şu şekilde ayarlayalım. Titreşimi de biraz azaltalım. Hani bunu aslında tamamen denemeniz lazım ama ben şu an hafif biraz sallayarak elde ediyorum bir görünüm. Ayrıntıyı çok fazla tutarsanız şöyle gördüğünüz üzere böyle fazla bir parlama oluyor ve de o da çok yapay bir görünüm elde ediyoruz. Hemen şuradan arkadaşlar birazcık pozlamayı da çok arttırmadan şöyle elde edelim. Yarı çapımızı deneyelim neyi etkiliyor diye. Şöyle bir hafif bir parlama elde ettik. Azaltalım yine birazcık çok fazla parlamasın. Evet, bu şekilde bir görünüm elde ettik. Ben bundan memnun kaldım. İsterseniz hani önceki haliyle de bırakabilirsiniz. Tabi arada yine bir fark var. Yani o da kullandığım renk dengesindeki turuncu oranı ile ilgili. Hani sabit bir oran yok, göz kararı. Hani şöyle Ctrl+Z yapıp
İsterseniz böyle, isterseniz böyle, istediğiniz gibi elde edebilirsiniz. Yani orası da size kalmış. Bu videoluk da bu kadar arkadaşlar. Uzun süredir Photoshop'la ilgili bir video çekmiyorduk. Çektiğim için mutluyum. Yani bu fotoğraf, bu efekti de çoğu fotoğrafınızda kullanabileceğinizi düşünüyorum. Umarım faydalı olmuştur. Faydalıysa yorumlarda belirtin. Devamını isteyebilirsiniz. Farklı fotoğraf efektleri paylaşıp abone olup yorum yaparsanız da beni çok mutlu etmiş olursunuz. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Hepinize iyi günler dilerim.